Serap, öncelikle neden devlet perspektifi dedim, onu ifade edeyim. Aslında dün Ankara'da MHP lideri Devlet Bahçeli bu çıkışı yaptıktan sonra acaba Cumhur İttifakı'yla ya da Sayın Cumhurbaşkanı'yla eşgüdüm halinde mi bu açıklamayı yaptı? Yani bir istişare süreci işletildi mi, yoksa sadece MHP'nin ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüşü müydü? Bu soru birkaç saat gündemimizdeydi ama Ankara'da az önce özetlemeye çalıştığım süreç itibariyle 1 Ekim'den 22 Ekim'e gelinen süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail tehdidini dile getirmesi, MHP lideri Devlet Bahçeli'nden partilerin elini sıkması, MGK'ya giren yeni tehditler, daha sonrasında her iki ismin yaptığı açıklamalar, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 3 haftadır aralıksız bu konuya değinmesi, aslında her iki isim arasında bu konunun uzun süredir istişare edildiği ve bu istişare neticesinde bir karar, bir durum olarak ortaya çıktığını ifade ediyordu dünkü durumun. Ardından da zaten Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp il başkanları toplantısında tarihi bir pencere açtık diyerek, bu fırsatın tepilmemesi gerektiğini ifade ederek aslında sürecin içerisinde olduğunu ifade etti. Dolayısıyla bunun bir devlet perspektifi oldu artık ortada. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bunu dile getirmiş olması son derece önemli Serap. Neden önemli? Bunu herhangi bir siyasi partinin lideri dile getirse bugün bambaşka bir şey konuşuyorduk, değil mi? CHP lideri Özgür Özel çıkıp böyle bir çıkış yapsa herhalde Türkiye'de yer yerinden oynardı farklı bir şekilde. Yani bütün bu anlamda siyasi partilerin tepki göstereceği bir duruma evrilirdi. Ve fakat MHP lideri Devlet Bahçeli bu çıkışı yapınca aslında toplumsal kabul ya da durumun meşruiyeti açısından son derece önemli bir hale geliyor. Sen de ifade ettin, az önce gördük. Sayın Musavat Dervişoğlu'nun yaptığı açıklamada net bir şekilde görüldü. Bu bir riski de beraberinde getiriyordu MHP açısından, Cumhur İttifakı açısından. Elbette daha önce devlet iki kez çözüm süreci gibi süreçler içerisine girmiş ve bu sorunun çözümü noktasında irade ortaya koymuştu. Her iki seferde de esasında terör örgütü bu süreci sabote etmişti. Dolayısıyla anaların gözyaşının dinmediği bir atmosfere, iklime evrilmişti. Bunun da siyasi sonuçları elbette görülmüştü. Bu kez de benzer sonuçların ortaya çıkması muhtemel ama MHP lideri Devlet Bahçeli, ben bu riski de göze alıyorum. Buyurun gelin bu sorunu konuşalım. Eğer bunun çözümü terörist başının gelip mecliste konuşması, meclis çatısı altında konuşmasıysa buna da rıza gösteririz diyor MHP lideri Devlet Bahçeli. Bu çıkışı ancak Türkiye'de, bir kez daha ifade edeyim, MHP lideri Devlet Bahçeli yapabilirdi. Bu da konunun meşruiyeti açısından son derece önemliydi. Şunu da vurgulamakta fayda var. Aslında bu çıkışı ben şöyle görüyorum. Bilindiği gibi terör örgütü bir süredir özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin adeta Orta Doğu'daki bir aparatı, bir jandarması gibi hareket ediyor. Bu jandarmalığı da ne için yapıyor? Ben şöyle yorumlarım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da Büyük İsrail Planı'nın uygulayıcısı aktörlerinden birisi olarak konumlanıyor terör örgütü PKK. Özellikle Suriye'deki ve Irak'taki faaliyetlerini bu şekilde yorumluyorum. Bir anlamda devlet terör örgütü PKK'nın ABD'nin güdümünde Büyük İsrail projesinde rol oynamasının önüne geçmek, terör örgütünü bir anlamda DEM Parti üzerinden terbiye edip ya da terörist başı Abdullah Öcalan üzerinden terbiye edip bu anlamda silah bırakmaya, zorlamaya çalışıyor. Silah bırakır mı? Onu da soru olarak almış olayım. Açıkçası ben terörist başı Abdullah Öcalan'ın çıkıp terör örgütüne silah bırakın dediği durumda bugünkü terör örgütünün silah bırakacağına çok ihtimal vermiyorum. Bunu da söylemiş olayım. Çünkü örgüt artık Öcalan'ın bıraktığı örgüt değil. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bu bölgede bir şekilde planları olan, hedefleri olan O ülke ve arkasında onların aktörlerin desteğini kullandığı almış bir değil mi? aparattır. Yani çok uzun Evet, bu zamanda aparattır. çok değişiklik oldu. Aynen Doğru. öyle. Peki Fevzi, ben de Tam da şimdi bu nedenle Serap, ben terör örgütünün silah bırakacağını değerlendirmiyorum. Öcalan çağrı yapsa bile. Yavuz. O zaman hedeflenen yani Nedir? şey nedir? Birincisi bu aslında merak ettiğim. İkincisi de yani Cumhur İttifakı'nın tüm bileşenleri aynı çatı altında, aynı fikir altında buluşabilecek mi? Yani seçmenler açısından söylüyorum bunu. Yani seçmenlere anlamda da söylüyorum. Çünkü seçmenler de sonuçta tam böyle homojen bir yapıda değil. Yani geçişken yapıları var. Diğer taraftan da
hani muhalefet diyebileceğimiz blok bu anlamda farklılaşabilir mi? Yani bunun siyasi olarak da bir sonucu ya da farklı bir çıktısı olabilir mi Fevzi daha sonrasında? Şimdi şöyle, bunu örgüt bazında ya da örgütün nihai hedefi ya da örgütü kullanan aktörler bağlamında değerlendireyim. Sonrasında iç siyasete dair değerlendirmemi de yapayım pek tabii. Senin sorduğun soru kıymetli. Zira içeride siyaseti de şekillendirecek bir durum ortaya çıkaracak bu. O son derece önemli. Şimdi örgüt silah bırakır mı diyoruz ya, belki de devlet örgütün silah bırakmayacağını bugünden biliyor. Ama şunu demek istiyor. Ben her türlü fedakarlığı yaptım. Terör örgütüne bir kez daha gel, silahlarını bırak. Bunu da aslında şunun üzerinden yaptım. Senin mecliste bir siyasi uzantın var. Bu siyasi uzantını DEM Parti'yi meşrulaştırıyorum. Meşru muhatap olarak kabul ediyorum. Ona da bir Türkiyeleşme imkanı tanıyorum. Ve bu meşru aktörün üzerinden de sana daha önce örgüt lideri olarak gördüğün, elebaşı olarak gördüğün isim üzerinden de meclisten çağrı yapma imkanı tanıyorum. Daha ne yapabilirim? Bir misyon siyaseten rağmen, bir, şöyle de bir fark oluyor. Öcalan'la meclisi bir arada söylediğinde Öcalan'a siyaseten de bir misyon yüklenmiş oluyor. Yani demin lideri gibi bir konuma gelmiş olmuyor mu? Tabii o da ki. Farklı bir anlam taşıyor. Tabii ki. Yani orada da aslında bence bir devlet aklı var. Şunu söylüyorlar, yani biz daha önce bu görüşmeler yapıldı malum. Nerede yapıldı? İşte Oslo'da yapıldı. Avrupalı aktörler vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin zaman zaman dahil olmaya çalıştığı süreçler gördük. Dış aktörlerin bütünüyle sistem dışına çıkarıldı ve iç aktörlerle bu meselenin konuşulmaya çalıştığı bir şey. Yani şunu diyoruz terör örgütüne. Sen herhangi bir şey, Amerika Birleşik Devletleri'yle iş tutabilirsin, İsrail'le iş tutabilirsin, çeşitli aktörlere iş tutabilirsin ama seni kuran örgüt, seni yöneten yer İmralı'dır. Biz de İmralı'daki caniyi bir anlamda gelip DEM Parti çatısı altında meşru siyaset yapma yolunu dahi açmaya bu anlamda karar vermişiz ya da bunu sağlamaya hazırız. Bu durumda sen hiçbir bahane öne sürmeden silah bırakmak, örgütü tasfiye ettiğini açıklamak durumundasın. Şayet bu durumda dahi sen örgütü tasfiye ettiğini ya da silah bıraktığını açıklamıyorsan, o halde senin derdin buradaki Kürtlerin işte özgürlüğü, bu Kürtlerin vesaire sorunların değil, çözümü vesaire değil. Istiyor. Tamamen dış güçlerin, Amerika Birleşik Devletleri'nin aparatı olmak, buradaki onların adeta jandarmalığına, lejyonluğuna soyunmak diyor. Belki de devlet bunu göstermek istiyor. Netice itibariyle bunu neden göstermek istiyor? Biz el uzattık bir kez daha. Tüm şartlar lehimize olmasına rağmen. Neden tüm şartlar lehimize olmasına rağmen diyorum? Çünkü içeride ve dışarıda terör örgütü neredeyse bitme noktasına geldi. İçeride sıfırlandı, sınırlarımız ötesinde artık 40 kilometre derinlikte Irak'ta, Suriye'de terörle mücadele yürütüyoruz. Orada bile teröristlerin başını eziyor Türkiye. Dolayısıyla artık en güçlü olduğu dönemde terör örgütünün Türkiye'ye karşı eylem kabiliyetinin bütünüyle sınırlandığı bir dönemde bunu Türkiye yapıyor. Ben bu dönemde sana bir kez daha el uzatıyorum, sorunları konuşalım diyorum. Buna rağmen sen elimi havada bırakıyorsan, itiyorsan, yeniden bir eylemsellik sürecine giriyorsan, o zaman ey Amerika, ey İsrail, ben buradaki Büyük İsrail planınızı alır başınıza geçiririm. Evet. Ve ilk olarak da Suriye'nin kuzeyinde oluşturmaya çalıştığınız devletçiyi parçalarım diyecek muhtemelen. Ben de tam onu diyecektim. Yani orayla ilgili büyük beklentileri var çünkü terör örgütünün. Yani orada bambaşka bir durum var. Elbette Serap. Süremiz de doldu bu arada. Yani son bir cümle söylersen Fevzi. İç siyasete de vakit kalmadı. Son, Yavuz'un sorusu Yavuz'un da önemli ve sorusu, çok konuşacağımız evet, bir şey sorusu, ama. Evet Yavuz'un sorusu havada kalmasın. Çok kısa değerlendireyim. Bu çağrı sonrası elbette Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere birçok siyasi parti bu çağrının karşısında duramaz. Bu çağrı etrafında yeni bir şekillenmeye, yeni bir politik duruş belirlemeye gideceklerdir. Türkiye'de 22 Ekim gerçekten tarihi bir milattır. 22 Ekim sonrası siyasetin kartları yeniden karılacaktır diye değerlendiriyorum. Ve bugün de yine bizi şaşırtacak bir takım açıklamalar, gelişmeler olur mu? Çünkü öyle bir hızlı ard arda gelişme oluyor ki. Yani İmralı'dan bugün için, bugüne de, bugün için mesela beklediklerin var mı? Yine bir sürpriz, bu evet, sürece ilişkin bir gelişme. Yani o da söylendi, sosyal medyada çok yer aldı biliyorsun.
Yani İmralı'dan da İmralı'dan bir açıklama gelebilmesi için İmralı'yla görüşme sağlanması gerekiyor. Evet. Bunun için de gözler elbette Adalet Bakanlığı'nda olacak. Adalet Bakanlığı'na yapılmış, daha önceden yapılmış görüşme talepleri var. Dediğim gibi 2019'dan beri terörist Paşa Abdullah Öcalan'la doğrudan temasa müsaade edilmiyor. Ne ailesi, ne avukatları, ne de DEM Partililer kendisini ziyaret edebiliyor. Devlet bir karar verdiyse şayet, Adalet Bakanlığı da muhtemeldir önündeki talepleri değerlendirecek ve bir karara varacak. Bu karar doğrultusunda birinin ziyareti söz konusu olursa, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan da pek tabii bu görüşlerini ya da bu konudaki düşüncelerini kamuoyuna ulaştırmak adına bir hamle yapabilir. Ama bugün olur mu çok emin değilim, ama kısa bir süre içerisinde böyle bir sürece girilebilir. Peki, çok teşekkürler.